Ana habere devam ediyoruz. Aspor ve Aspor Radyo ortak yayınında ikinci saatimize başlıyoruz. Bu saatimizde hemen kameramızı haber merkezimize çevireceğiz. Ulaş Özdemir haber merkezinde bizi bekliyor. Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanında sahada olacak. Ulaş Özdemir hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Hoş bulduk. Sevgili Ceyda iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. E, Trabzonspor Süper Lig'de yakaladığı 3 maçlık galibiyet serisini Alanya Deplasmanı'nda da devam ettirmek istiyor. Her an kadrolar açıklanabilir. Kadrolar üzerinden de değerlendirmemizi yaparız. Ama bu galibiyet serisini devam ettirme hedefinde Bordo Maliler neler söylersiniz karşılaşma öncesinde. Şöyle e, Alanya Spor'dan başlayalım istersen evet. Fatih Tekke nihayetinde Trabzon'un da e, Trabzon Spor'un efsane oyuncularından bir tanesi ve Alanya Spor'un başına e, Fatih Tekke geldikten sonra bence ligin en iyi top oynayan takımlarından bir tanesi. Yani bunu çok e, belki puan olarak e, yansıtamadılar e, alması gereken e, puanlardan bence yine 7 puan civarında öyle hesap ederek konuşayım 7-8 puan civarında da. Azaldılar. E, bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi özellikle ileride e, çok böyle becerikli ve maharete oyuncuların olmaması, o bitiriciliği bir türlü sağlayamamaları. Bir de skoru korumak adına özellikle e, savunmada yaptıkları hatalardan e, dolayı yedikleri gollerden e, puan ya da puanlar e, kaybettiler. E, tabii Fatih Tekke pragmatist bir hoca, pragmatist bir teknik direktör ve yeni dönem modern hocalarında bir, bir, tanesi e, bence. Ve her maça ayrı bir e, planla sahaya çıkıyor. Bir virgül koyalım Koç Özdemir. E, kadrolar belli oldu. Trabzonspor'un Borda Mavilerin e, sahada olacağı 11'e de bir bakalım hemen. Kalece Uğurcan'la başlıyor <laughs> Borda Mavililer. Savunmada Mönye, Mendi, Dansville, Eren. Orta alanda Berat, Umut, Güneş. Sağda Vişça, solda Trezege, Santifor arkasında Bartri ve ileride Enis 11 ile sahada olacak Trabzonspor Spor. İlgili koyduğumuz yerden devam edelim. Sonrasında sıcağı sıcağına kadroyu da değerlendirelim. Ee, yani Alanya Spor'un kadrosu da gelseydi aslında hani onu da daha doğru bir şekilde şu anda kadroyla yorumlayabilirdik. Ancak görüyoruz ki artık Umut Güneş, Berat ve Bardi orta sahası oturdu. Ee, Fernandez ya da Hüseyin Türkmen'in e, ya da Baniya tercihine kadar anlaşılan e, Mendy e, stoperde oynamaya devam edecek sevgili Ceyda. E, bunun dışında zaten ileri hat e, aynı. E, Önü açının yokluğunda Enistestan'ı e, göreceğiz e, kadroda. Belli bir süreki ki altı hafta olmayacağı e, söylendi. Şimdi Alanya Spor'un kadrosunda özellikle ön alanda yani çok atletik oyuncuları var. Bunlardan bir tanesi e, Oğuz diğeri e, Augusto ve e, Cordova gibi Özellikle burada tabii bek oyuncularına Trabzonspor'un bek oyuncularına çok büyük görevler e, düşüyor e, ve sprint ve atletik oyuncular e, bu saydığım alanya sporun oyuncuları orada özellikle kanat oyuncularının e, yani Trabzonspor'un kanat oyuncularının bekleri e, takibinde onlara da önemli görevler düştüğünü söyleyebilirim. Tabii eğer ön açı bu kadroda olsaydı e, Trabzonspor'un özellikle ceza sahasında yapacağı ortalarda e çok fazla top e, belki sekmeyecekti. Ama şimdi Enis Destan olduğu için Fatih Tekke'nin ben e, özellikle Enis'ten o sekecek toplara karşı e, daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. O seken topları aldıkları anda da e, Trabzonspor'a yönelik e, oldukça tehditkar bir hücum aksiyonlarını deneyeceklerini ben e, düşünüyorum. Tabii başka bir şey de söylemek lazım. E, eğer Frey oynuyorsa e, Alanya Spor'da. E, bu da Fatih Tekke'nin e, bence en önemli oyuncularından bir tanesi. Hem oyunun kurulumunda hem aynı zamanda da savunmada hem hücumda da çok e, yetenekli ve emaretli e, futbolculardan bir tanesi. E, muhtemelen Abdullah Avcı da özellikle bu Frey e, konusunda, Fer konusunda Leroy Fer'e e, bir önlem alacağını da düşünüyorum. Yani nihayetinde eğer oyun onun üzerinden kurulacak ve onun üzerinden... E, dönecekse muhtemelen e, Leroy Fere, e, Trabzonsporlu Trabzonsporlu oyuncularında hani bu tür e, yaratıcılığı önlemek için e, baskı yapacağını ve ona topu aldırmamaya ya da oyunu e, kurdurmamaya çalışacağını düşünüyorum. Peki bir de özellikle son dönemde bu sezon Trabzonspor ilk kez 3 maçlık bir galibiyet serisi e, yakalamıştı ve bu galibiyet serisinde de ve son dönemde çıkış gösteren oyununda da e, özellikle kanatların çok büyük etkisi var. Vişça ve, Vişça ve Trezege. E, bu iki oyuncunun bugün oyuna katkılarını nasıl olmasını bekliyorsunuz? Şu anda baktığında Ceyda zaten Trabzonspor'un kontra atak futbolu oynayacaksa şayet bu anlamda tek oyuncusu, tek maharetli oyuncusu Trezege. Yani tek atletik e, ve sprint özelliği olan e, futbolcularından bir tanesi Trezege. Trezege'nin tabii ki e, özellikle ön alanda oyuna katkısı büyük ancak... ...hani bir takım oyuncusu olabilme yolunda biraz daha mesafe kat etmesi gerekiyor. Çünkü futbol bir takım oyunu. Bütün oyuncuları geçerek gol atamazsınız. İşte o anahtar ve kilit pas dediğimiz e, aksiyonları... E, ...pozisyonları bulduğu anda doğru bir şekilde yerine getirebilirse... E, ...buradan sorunsuz bir şekilde ayrılabileceğini düşünüyorum ben Trabzonspor'un. Özellikle Viska, e, Mönyer geldikten sonra... Daha yaratıcı bir oyun ortaya koyuyor sağ kanatta. Bence Trabzonspor'un sağdaki tek oyun aklı şu an için Viska. Hem tecrübesiyle ön plana çıkıyor, hem oyunun organizasyonu konusunda da çok doğru işler yapıyor sağda. Mönyer'in bu anlamda Trabzonspor'un özellikle sağ alanında hem hücum hem savunmayı da ee, ...çok iyi bir şekilde yaptığını da görüyoruz... ...tabii ki çok tecrübeli bir oyuncu... ...Paris Saint Germain... Borussia Dortmund e, kariyerlerine de baktığımızda... E, ...Trabzonspor'un devre arasında... ...tek bir transferi yaparak... ...aslında e, oyunu da... ...büyük oranda değiştirdiğini düşünebiliyoruz... ...aslında Eren'e de buraya katarsak... ...Trabzonspor özellikle... ...bekleri belli maçlarda... E, ...son 3-4 maç hariç onun öncesinde... E, ...genelde... ...kendi alanlarında tutuyordu... Ve hücuma çıkartmıyordu. Trabzonspor 3 ya da 4 oyuncuyla hücum yapıyordu. Şimdi artık daha derinde bekler topları alırken rakibin de senin sağına yerleşmesinin de önüne geçiyor. Çünkü bekler derinde topu aldığı zaman haliyle onun kanat oyuncuları da beklerin önünde olmasından dolayı senin alanına çok fazla gelemiyorlar. Bu Trabzonspor'un oyununu değiştiren ve üst üste galibiyetler almasını sağlayan bence en e, temel faktörlerden de bir tanesi diyebiliriz. Bu akşam için ne olur? Valla Trabzonspor bu anlamda rahat. Çünkü dün e, en yakın rakibi üçüncülük konusunda Beşiktaş Galatasaray'a karşı mağlup oldu. Ancak Alanya Spor rahat değil. Yani küme düşme hattına da e, yakın bir e, puan durumunda. E, dolayısıyla Trabzonspor yine e, kendi oyununu oynamaya çalışacaktır elbette. Ancak ben Alanya Spor'un... E, Küme düşme hattına yakın ve özellikle iç sahadaki maçları kazanma arzusu oradan bir 3 puan çıkartma arzusunda olacağını düşünerek yani Trabzonsporu Trabzonspor'a karşı oldukça tehditkar da bir futbol ortaya koyacağını ve savunma ile beraber daha ön alanda yerleşim sağlayacağını düşünüyorum. Ya yani biraz böyle sanki bana göre beraberlik gibi kokan bir maç ama dediğim gibi e, Alanya Spor'un yani Geri dörtlüsü çok değişmiyor Fatih Tekke Hoca. Önündeki iki oyuncu da değişmiyor ama ön alanda sürekli değişen bir oyuncu görüyoruz. Bu da Fatih Hoca'nın her maça yönelik çalıştığı ayrı planlardan bir tanesi. Ben bu akşam için gerçekten güzel de bir karşılaşma beklediğimi söyleyebilirim Ananya'da. Teşekkür ediyoruz Ulaş Özdemir. Devre arasında ve sonrasında takım oyununda Cüneyt Şen'le birlikte karşılaşmayı, Süper 28. haftayı konuşmayı sürdüreceksiniz. Çok teşekkür ediyoruz size. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim Ceyda. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz.